Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü atan ben oldum. Guardiola'yla da ben karşılıklı oynadım bu arada yani. Çok büyük futbolcu değildim. Çok eksiklerim vardı. Tanju abi bir maç tuttum, 6 tane gol attı. Akhisar Spor'da 3-0 Fenerbahçe'yi yendik o meşhur otobüsle dönme hadisesinde. Son 5 dakikada Akhisar tribünlerini ben susturdum. Fenerbahçe kümeye diyordu. Onlar olmazsa bizim hiçbir değerimiz yok. Şimdi Fener yok. Galatasaray olarak benim ne değerim var? Rakibin kadar değerlisin. O günkü konjektürde benim Galatasaray'a gitmeme müsaade edilmedi yani. Bir arkadaşa kafa atmıştım söylemesi. Sonra kırmızı kart gördüm. Büyük bir futbolcu diye. Şota. Çok küçük bir ilçede büyüdüm. 1100 nüfusluydu Gömeç'te. Ama ben 8 yaşında Hazinesini okuyordum. Hatta 23 yaşında Galatasaray'a geldiğimde elimde Orhan Veli Kanık'ın bütün şiirleri ve Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin kitabıyla geldim Galatasaray Kulübü'ne. Yani 93'te bu iki kitabı okuyan belki de Türkiye'de aydın yoktu. Bırak futbolcuyu yani. Dido Soturu'yu okuyordum, benden selam söyle Anadolu'ya falan. Yani hani Necip Fazıl'ı okuyordum. Şimdi tabii şiir yazıyordum kendim. Şimdi böyle bir adam profili yoktu aslında futbolda o yıllarda. Ama o zaman sizinle röportaj yapacak, sizi bu şekilde ele alacak kimse de yoktu. Ben Gaziantep Spor'a gittiğimde Celal Bey çok güzel bir tesis yapmıştı. Tesiste bir şey eksik mi dediğinde ben kütüphane eksik dedim ve kütüphane yaptırdım futbolcuyken 96 yılında. Tabii o günün Türkiye'lerinde mümkün değil bu. Yani bizim futbolcuların maalesef en zayıf yönü oydu. Yani herkes en alt tabaka dediğimiz, öyle denir mi onu da bilmiyorum. Maddi anlamda söylüyorum bunu, farklı anlamda anlaşılmasın. Arabaya ulaşayım, eve ulaşayım, belli bir makama geleyim, sonra da gezeyim, tozayım hem aynı zamanda da işimi yapayım. Tavrı varken ben şiir kitaplarıyla dolaşıyordum. Bu biraz farklıydı yani. Hani şiir yazmak için dünyayı da iyi okumak lazım, toplumu da iyi bilmek lazım. Şimdi ben farklı görüşler var Türkiye'de. Nazım Hikmet'in şiirine baktığınızda ben içeriye düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya diyor ya mesela. Bu adam astrolojiyi biliyor. Orada kısraktan bahsediyor. Sağrılı bir kısrak oldu diyor. Sağrılı kısrak ne demek? Yani artık genişledi yani sağrıyı da biliyor. Zeytin ağacı diyor hala fidandı ama. Zeytinin fidan olarak 10 sene sonra hala fidan olduğunu da biliyor. Her şeyi bilen adam şiir yazar. Yoksa sokakta dolaşan adam şiir yazamaz yani. Büyük aileler, büyük sofra. Her görüşten, farklı kimlikten insanla aynı sofra. Bir de biliyorsunuz bizim Boşnak o günkü belki Türk toplumunda da öyleydi herkes de. Bizde bir tane yemek ortaya konurdu. 10 kişi aynı kaşığı sallardı. Yani bu iyiydi kötüydü fark etmez ama aynı şeyi paylaşmayı size öğretirdi. Bir tane lastik topun peşinde 18'lik derdik biz ona çünkü 18 lira gibi bir paraydı. Mahalledeki 18 çocuk birer lira vererek o topu alabilirdi. O zaman şimdi çocuklar odada bir tane bilgisayarı, bir tane telefonu, her şeyi bencil ve tek. Ayvalık Gücü o zaman 3. ligde. Tamer Güney hocam, Türkiye'deki altyapıcıların herkesin bildiği, saygı duyduğu bir isim. O da Ayvalık Gücü'nü çalıştırırken bizim maçtan sonra antrenman yapacaklar. Antrenman yapasıya kadar şu maçı izleyeyim diyor. İzlerken de beni görüyor, beğeniyor. Ayvalık Gücü'nü aldı 3. lige. Ve ben turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim. 17 yaşında ben şu anki TFF 1. ligde 4 tane maç oynadım. Ve 17-18 tane de kadroya girdim. Bu çok önemli bir rakamdı. Ama sezon sonu çok oyuncu geldi bize Ayvalık Gücü'ne. Çok da güzel bir yer. Ayrılık kararı aldım. Ben Akhisar Spor'a gittim 3. lige. 3. lige gittikten sonra bir sene oynadım. Sonra Süper Lig'de Karşıyaka beni istedi. Karşıyaka o zaman Süper Lig'deydi. İlk profesyonel imzamı da oraya attım. Çünkü o zaman biliyorsunuz amatör geçişler de olabiliyordu. Profesyonel liglerde amatör de oynayabiliyordunuz. Karşıyaka benim için hem Süper Lig hem profesyonelliğin ilki olduğun için hayatımdaki en önemli kulüp oldu. Karşıyaka'da Ümit Milli Takım, sonra Amil Takım'a seçildik Piontek zamanında. Sonra da Galatasaray zaten. Büyük hayaller kurmak gerekiyor ve büyük fedakarlıklar yapmak gerekiyordu. Akhisar Spor'dayken hep bir İzmir hayalim vardı. İzmir'in büyük takımları. Tabii ki o zaman için en büyük takım Karşıyaka, Göztepe, Altay. O hedefimi gerçekleştirdim. Karşıyaka'da oynarken de kendime çok dikkat etmiştim. 19'lu 20'li yaşlarda. Büyük takıma gidebilme hayali kurdum ve bu hayalin çerçevesinde de hayatımı şekillendirdim aslında. Hem antrenman olarak hem kendime dikkat etme olanağı olarak biraz da oradan geçti büyük takıma. Sonra Süper Lig'de Ümit Milli Takım ve Amil Takım olunca da hem Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un ilgisini çektik o zaman. Bizim tercihimiz Galatasaray'dan yana oldu. Bütün başkanlarla görüştüğümüzde Avrupa şampiyonu olacağız, Avrupa şampiyonu olacak takımı kuruyoruz diyen bir tek takım Galatasaray'dı o yüzden. Biz Avrupa şampiyonu olacağız, Avrupa için genç bir takım kuruyoruz diyen
Galatasaray takımı oldu. Ve biz o yüzden Galatasaray'a geldik. Ve bu kararımdan dolayı da çok mutluyum. Johan Cruyff'un Barcelona'sıyla, Arsene Wenger'in Monaco'suyla karşılaşılan, sadece şampiyonların geldiği bir Şampiyonlar Ligi. Belki daha başarılı olabilirdik o zaman ama tek şeyimiz o kaldı. Yoksa Türkiye şampiyonluğu da var, Şampiyonlar Ligi de var, gol de var. Her şeyi elde ettik. Arsene Wenger Monaco'da, tabii Monaco'da efsane bir takım. Klinsmann'lar, Şifo'lar, Jorkaeff'lerin, Thuram'ın en genç olduğu dönemler. 94 yılında Arsene Wenger ikinci takımı Arsenal'le beraber kariyerini noktaladı iki takım. Ondan sonra ben 17 takım futbolcu olarak, herhalde 17 takımda hoca olarak değişiklik gösterdim. Avrupa ile Türkiye arasındaki fark da biraz bu olsa gerek yani. Barcelona da şimdi çok iyi bir takım. Tabii ki ilk Baker oynuyor, ertesi sene de Guardiola oynuyor. Yani Guardiola ile de ben karşılıklı oynadım bu arada. Bir de o Manchester maçı, ben yedektim ama yani bir Türk takımı Manchester'ı eledi. Ali Samiyen'den, asıl stadımızdan Florya'ya kadar insanlar ellerinde bayraklarla yürüdü. Ve bütün Türkiye Fenerbahçe, Beşiktaş falan olarak görmedi. Milli bir şey olarak gördü. O sahneyi de hiç unutmuyorum yani. Biz otobüsle Florya'ya zor girdik. Gençlerimizin önce hayal etmeyi bırakmaması lazım. Her şey bir hayalle başlıyor. Her şey bir şeyi istemekle başlıyor ve planlamakla başlıyor. Başarırsınız veya başaramazsınız. Ama onun için en azından doneleriniz gerçekleşmiş oluyor. Ve Galatasaray bu donelerle bize geldi. Bununla gelince de bizim için Galatasaray'la anlaşmak çok kolay oldu. Biz para bile istemedik. Yani o günkü şartlarda bizim aldığımız para şu günkü 5000 dolara denk geliyor yani. Hedef vardı ve o hedef etrafında zaten bir sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü atan ben oldum. O hayalin etrafında da biz yorulmaya başladık. Tabii Galatasaray çok benim istediğim gibi geçmedi. Çünkü çok güçlü rakiplerim vardı. Bülent Korkmaz, Falco, Stumpf. Yani bunlarla baş edebilmek gerçekten zordu. Alternatif kaldım ama zaman zaman fırsat bulduğumda da oynamaya çalıştım. Şampiyonlar Ligi'nde de gol atamamıştık. İşte Moskova maçından önce şans bulacağımızı anlayınca arkadaşlarla oturduk. Herkes şu mu atar, bu mu atar diye konuşurken ben ayağa kalktım, dedim ben atarım. Sonra ben attım. İşte Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 100. golü. Hem o birinci gol oldu Şampiyonlar Ligi'nin, hem de kulüp tarihinin Avrupa'da atılan 100. golü oldu. Bazen insan işte çınar ağacı diker, çınar ağacını görmez zaten. Çınar ağacının büyümesi 20 sene, 30 sene, 40 sene. Piontek Türk futbolunun da devrimini yapan insandır. Kulüpler bazında belki Derval gelmiştir, işte çok büyük hocalar gelmiştir, Feldkamp'lar gelmiştir, işte Pereira'lar gelmiştir, Fenerbahçe'ye Hiddink'ler gelmiştir, Milne'ler gelmiştir ama milli takım ve ülke pozisyonunda da bu inşayı yapan Piontek'tir. Bölge karmaları, bölge hocaları, işte kaleci hocaları Rasim Kara'yla beraber ilk önce onu görevlendirmiştir. Yardımcısı Fatih Terim olmuştur. Piontek önce tarafsızlığı getirdi Türkiye'ye. Bütün Anadolu'nun bütün çocuklarına, Türkiye'mizin içindeki bütün çocuklara ortak bir davranma veya onlara adaletli bir şekilde seçilme hakkı tanıdı. Piontek'in bence devrimi buydu. Tabii o ilk karmada biz Ege şampiyonu olduğumuzda, o ilk karmadan adaletli bir şekilde seçilen milli takımla beraber Akdeniz Olimpiyatları'nda final, ikincilik, bir sene sonra da şampiyonluk geldi. Ve o milli takımın tohumları 2002'de bizi Dünya Kupası'nda üçüncülüğe kadar götürdü. Bence ihtiyacımız olan yine bu ama yanlış adam. Veya organizasyondan bahsediyorum, hani şahıslardan değil. Çünkü tarafsızlık, adalet. Bunu sağlamadığınız zaman, istediğiniz zaman rekabet ettirin. Bazılarını öne geçiriyorsanız rekabette, o zaman bu adalet değil tabii ki. Türk futbolundaki her şeyi değiştirmek isterim bir kere. Zaten onun için yola çıkmıştım. Bu hayalmiş, onu da anladım. Çünkü Türkiye'de böyle bir ortam olmadığı için hani rekabete açık bir yer değil. Futbol dünyasından bahsediyorum. Çünkü adamcılığın olduğu yer, liyakatın olmadığı yer, lisansların olmadığı yer, lisansların geçersiz olduğu bir yerde ben çok hayal kurmuşum Anadolu çocukları için. Türkiye'de bir şeyleri değiştirebilir miyim? Bunun sonra farkına vardım ki değiştiremem. Çünkü öyle bir değişiklik isteyen yok. Erzurum'a gittim ben kampa. Dağda çoban çocuğun üstünde Bayern Münih forması vardı. Hayal ediyor. Şimdi biz bunların hayallerini gerçekleştiremiyorsak, o zaman teknik direktör olmanın, teknik direktör koltuğuna oturmanın, federasyonun başına geçmenin, teknik direktör ataması yapmanın, milli takımlar sorumlusu olmanın, yönetici olmanın hiçbir değeri yok. 92-93 sezonunda Karşıyaka'da uyuyorum. Sabah telefon çaldı, ev telefonu, cep telefonu yok biliyorsunuz o zaman. Bizim kulüp müdürü aradı beni. Cihat dedi, çabuk dedi, İstanbul'a gitmen lazım.
pasaport çıkartacağım falan şudur. Abi dedim başka birini gönder Allah rızası için. Yani ben gitmeyeyim. Sen gideceksin dedi. Neden dedim abi? A milli takıma seçildin dedi. Ben konuşamadım ağlamaktan. A milli takım öyle bir yerdi. Bayrağına hizmet edip ağlayabildiğin bir yerdi. Şimdi profesyonellik adı altında bazen kulüplerin ön plana çıktığı bir yer oldu. O zaman bizim bayrağımızı bizim temsil etmemiz lazım. Bir Alman'ın temsil etmesine ben azmedemiyorum yani. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün lisansları, bütün teknik direktörleri çöpe atın, bu adam gelsin. Piontek Avrupa şampiyonu olarak geldi. Ona şapka çıkarırız. Biliyorsunuz Yugoslavya dağılınca plajdan gelen takım şampiyon oldu. Ve 3-5-2'nin de mucidi Piontek. Farklıydı. Altyapıdan falan gelmedi. Kuns'u ben sonuna kadar seviyorum. Rakip olarak da oynadık. Çok saygı duyuyorum ve çok centilmen, çok iyi bir insan. Hanımı da Türk. Milliyetçilik de yapmıyorum burada. Ama siz bütün insanınızı değersizleştiriyorsunuz. Bu pencereden baktığımda bunların hepsini değiştirirdim. Ama buna gücüm yetmeyeceğini anlayınca kendimi değiştirmeye karar verdim. Çünkü insan sadece kendini değiştirebiliyor. Bazen koptuğumuz anlar oluyor. Yani hep böyle dışarıda halim selim görünüyoruz ama adrenalin ve nabızla beraber maalesef yaşadığımız şey vardı. Bir arkadaşa kafa atmıştım söylemesi ayıp. Sonra kırmızı kart gördüm. Belki de hayatımdaki en büyük pişmanlıklardan bir tanesi. Yani. Büyük bir futbolcuydu yani. Şota. Yani o an bir elektriklenme oldu, sonra dikleşince öyle bir şey yaşandı. Tabii en üzüldüm belki anlardan bir tanesi. Çünkü öyle biri değilim ama bazen. Gaziantepspor Van Spor maçı oynuyoruz. Tam kademeye girdim ben Gaziantep'te. Sonra başka bir şey hatırlamıyorum zaten. Kademeye girdiğimi hatırlıyorum. Sonra soyunma odasına bir uyandım, soyunma odasındayım. Bizim malzemeciyi de oraya oturtmuşlar. Kalktım baktım, ben evlendim mi dedim. O zaten saçmaladığımı anlamış yani. Hemen hastaneye götürdüler beni. Hafıza kaybına uğramışım. Beni soyunma odasına bırakmışlar tek başına. Hanımla evlendiğimi unutmuşum ben. Akhisar Spor'da 3-0 Fenerbahçe'yi yendik o meşhur otobüsle dönme hadisesinde. Son 5 dakikada Akhisar tribünlerini ben susturdum. Fenerbahçe kümeye diyordu. Yani benim gurur duyacağım bir akşamda ben rakibimin mağlubiyetine saygı duydum. Yani neden? Onlar olmazsa bizim hiçbir değerimiz yok. İşte Fener yok, Galatasaray olarak benim ne değerim var? Ya da Beşiktaş yok. Benim tek başıma yarıştığım düşünün ki ben öyle bakıyorum. Rakibin kadar değerlisin. Tabii Akhisar Spor. Daha öncesinde işte Başakşehir'de rekor kırarak şampiyon olduk. Alt liglerde çok playoff gördüm, şampiyonluk gördüm. Orada büyük mücadeleler verdim. Sonrasında işte Balıkesir Spor'da çok iyi bir çıkış yapmıştı. Sonra Akhisar Spor. Hani kurulum aşamasından Avrupa'ya giden takım kadar. Sonra Galatasaray'la bir arkadaşım vasıtasıyla benim telefonum her zaman kapalı olur genelde. O zamanki başkanla bir görüşmemiz oldu. Prensipte anlaşıldı. Tudor geldi sonra zaten. Ama o günkü konjektürde benim Galatasaray'a gitmeme müsaade edilmedi yani. Çok büyük futbolcu değildim. Çok eksiklerim vardı. Ama eksiklerimi giderecek hiçbir antrenman yapmadık. 15 sene ben sol ayağımı kullanmadan oynadım. Kuvvetli bir oyuncu değildim, fitness'a sokmadılar. Yani bireysel antrenman hiç yapmadığımız için bütün santraforlar beni zorlardı. Tanju abi bir maç tuttum, 6 tane gol attı. Tanju Çolak, eski futbolcular çok yetenekliydi. Biz de çok atletik olmadığımız için aslında bütün santraforlardan zorlandığımı söyleyebilirim. Ama zorlanacağın zaman da kafayı kullanıyorsun işte o zaman. Belki de teknik direktörlük için yeteneğimin gelişmesi aslında eksiklerimi fark ettiğimde oldu. Bütün santraforlar zorladı beni. Hatta bazen paramparça ettikleri de oldu yani. Bize bu platformda şans verip de kendimizi ifade etme özgürlüğü verdiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü bizi herkes bir Cihat Hoca olarak biliyor ama biz aslında Cihat Arslan'ız yani. Ailesiyle, geçmişiyle, geleceğiyle, nesliyle onu tanıttığınız için size sonsuz teşekkür ederim.